Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arara bakarsanız şuraya alayım. Mesnevi Nuriye'de 107. 107'den bir yer okuyacağım. Düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Yaşayış böyle. O var ya böyle tsunami, bazen seller oluyor. Şehri alıp götürüyor böyle yukarıdan aşağıya. Sanki ona atılmış. Zahirde tesadüf, öyle arabanın üzerine, evin üzerine, eviyle beraber gidiyor. Yaşayış itibariyle öyle zannediyor. Tesadüfle böyle oluyor. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. İçinde insan oturuyor. 30. lemada insan sarayını söylerken bir saray var diyor. İnsan, bir saray var. İçinde bir şehir var, sarayın içinde. Sonra o şehrin içinde de alem var diyor. Peki saray nerede? 23. sözde zaten insan bir saray gibi olduğunu, saray gibi bir binadır. Demek ki hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Zaman, o sel dolabı var ya böyle çeviriyor eğilmen. Onun dönmesiyle yukarıda onu ötüyor. Arz sefinesi de suratla giderken dünyada merre sehab ayetini okuyor. Yani bulutu görüyorsunuz da pat diye kayıyor ya. Dünya öyle gözüküyor. Dünya öyle şey yapıyor. Temuru merre sehab. Hani sehab gibi kayboluyor. Gözüküyor, kayboluyor. Sonra gelin bulut geliyor mu, aynı değil. Görüntüsüyle her şeyle farklı. Ayetini okuyor. Sefine-i arz suratle yürürken dünyanın gayri meşhur lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Ya, anlayamıyoruz ki bunu. Ya, öyle bir şey böyle kabul ediyoruz da takliden anlayamıyoruz. Öyle batıyor ki, öyle batıyor, öyle acıtıyor ki. O sevdiğin şeyler senden bir bir ayrılırken veya senle ayrılma değil de sen onlardan ayrılırken hepsi aynı oluyor. O sekerat dört mertebede oluyor. Pat diye bir insan ölmüyor. İlk önce fikren olur. Fikri. Mesela normalinden bahsedeyim. Doktor dedi ki bu raporu al. Raporu aldın. Dedi ki sardı işte. Bu fikren sekerat. Fikren ölüm moduna girdi. Artık o zamanki tövbe, o zamanki yapmalar ondan öncekine benzemez. Sekerat moduyla değerlendirilecek o. İkinci mod hissi sekerat oluyor. Yani ezber söylemiyorum. İnsanın bünyesinde en dışında dima var. Sonra vicdan var, sonra kalp var, sonra ruh var. Bir daha, dima var, vicdan var, kalp var, ruh var. Yani bunlar dördü de yaşıyor. Ama tabii biz sıralamaya koyduğumuz için arada zaman zannediyoruz. O anda oluyor. Ama uzun zamana yayarsak, doktor raporu verdi sana. Fikren sekerat başladı. Geçmiş olsun. Yani daha kazaya başlamadınsa, sana raporu verdikten sonra kazaya başlasan derya o cinsten olur. İkinci, bu sefer gün geçtikçe o fikir hisse iniyor, his oluyor. Bir acayip bir şey ki yakıyor her tarafı, yakıp yıkıyor. Sonra kalbe giriyor. Kalpte eğer başka bir şeyler, hani Allah falan yoksa, Allah muhafaza etsin, duyguya dönüşüyor. Sonra ruhta latife olur. Bu dördünü yaşar yani. Aniden yaşanır. İşte sefine-i arz suratle yürürken dünyanın gayrimeşhur lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Yani niçin anlattım o dört tane? Ya kardeşin gitti, baban gitti, eşin gitti, aşın gitti, işin gitti, şu gitti, bu gitti sırayla. Bunların toplamı acısını düşün. Zamana yayıldığı için o kadar sarsmıyor ama bizim vefatta o da gidecek, o da gidecek, gittiği değil o.
Ben gideceğim zaman ne oluyor? O ondan ayrılacağım, ondan da ayrılacağım, ondan da ayrılacağım, ondan da ayrılacağım, ondan da. Onlar toptan oluyor bu sefer. Onlar benden ayrılınca zaman olduğu için arada fasıla giriyor. Gaflete sebep olan şeyler bir derece rahatlatıyor. Ama ben bundan ayrılınca ondan da ayrılacağım. Ondan da, ondan da, ondan da, ondan da. Hepsi bir anda oluyor. Nasıl tahammül edecek? Sekerat işte acısı bu. Hepsi senden ayrılmıyor. Sen ondan ayrılmayla hepsinden ayrılmış oluyor. Senden ayrılmış oluyor. Bir daha ya nasip beraber olacak mıyız? Bir daha beraber olacak mıyız? Ya inşallah. Eğer cemaatin yoksa, eğer davan yoksa, bir şeye gönül vermemişsen, bir iz takip etmiyorsan, senin hayatında en önemli şeyi teşkil etmiyorsa çok zor tabii o yol. Çünkü peygambere diyor Cenab-ı Hak, geçmiş ümmetlerin çektiği kala çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsun? Ya biz eften püften bahanelerle derse gelmemeyi yapabiliyoruz. İşim var, yorgunum, misafirliğe gideceğim. Dersi ihmal edebiliyoruz. Hepimiz yani, sen değil de ben de. Yani. Dersin karşısına hiçbir şey konmaz. Dersin var. Bugün dersin var senin dersine. Gelmemen için bugün musallada olman lazım. Benim bugün dersim var. Var. Cenazem de var. Dersim var. Benim dersim var. Birinci sırada bu. Bundan daha önemli değil. Bundan daha acayip de bir ders olmaz bugün bizim için. Benim dersim var. Benim davam var. Davam benden kıymetli bir şey. Benden kıymetli olunca her şeyden kıymetli. Yani eften püften şeyler, sebeplerle ders ihmal edilmemesi lazım. Sonra da eyvah deriz ama iş işten geçer. Hiçbir şekilde ders ihmal edilmeyecek arkadaşlar. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Niye? Bunu İrfan'dan biraz öğrenmiştim. Firakın eylemi telakki lezzetinden ağırdır. İrfan'a demiştim karşımda. İrfan dedim, niye o kadar sevmeyi tercih etmiyorsun dedim. Tercih. Çünkü diyor, sevdiğim şeylerin bana acı vereceğine inandığım için fazla sevgiyi daha yapmıyorum. Öyle mi abi? Çok etkilenmiştim. Yani sevdiklerini çoğaltırsan ayrılması da o kadar acıtıyor. Acıtıyor yani. Ama sekerat daha tuhaf. Mesela dün baban gitti, bir sene önce annen gitti, 10 sene önce bilmem ne gitti. Aradaki fasıla gaflete sokabiliyor. Ama ben gideceksem, bu da böyle bir sebeple ortaya çıktıysa, işte entübeye gidiyorum, yoğun bakıma gidiyorum. İşte şu oldu, bu oldu, kanser oldu. Hepsini kafan kanser olmadı ya, düşüncen kanser olmadı ya. Onları tek tek sıralıyor. Bundan da ayrılacağım, bunlar. Ne olacak? Tutunacak bir şey olması lazım. Hep onları bastıracak, ondan daha üstün bir şey olması lazım. Nedir o? O da cennet gaye edilmediği gibi cehennem korkusunu ortadan kaldıran rıza ilahidir. Cehennemi gaye yaptırmayan cehennemde endişe vermez. Cennet gayesi olan cehennem endişesi olur. İkisini de yaptırmayan rıza ilahidir. Allah'ın rızası. Peki Allah'ın rızası nerededir? Allah söylediğindedir. Allah'ın rızası da bellidir. Gayb değildir. Amenu ve amilu salih. İman etmek ve salih amel işlemek. Ey nefsem marem, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fatiri Hakimi Zülcelal'e abd olurum. Burada böyle bir tekelleme gibi böyle ezber yaptık ya. Oysa ustad burada kendini üçe ayırıyor. Mektubatta diyor ya. Mesela bir beşeriyeti var, bir ubudiyeti var, bir de vazifedarlığı var. Yani benim nefsim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, o ben diyen işte. Burada da birisine hitap ediyor. Diyor ki, ey nefsem marem,
farklı bir birim, sistem çalışıyor. Koymuş karşısına. Yani Geylani bunu merak etmiş de şeyde okumuştum. Futul Gayb bir kitabında görmüştüm. Nefsi merak etmişti. Merak etme demiş. Hakikaten merak etmiş. O zaman tekrar içeriye sokmak şartıyla nefsini ona göstermiş Cenab-ı Hak. Öyle ağzından çıkmış böyle. Ahtapot gibi. Bütün kokuların, pis kokuların toplamı, pis görüntülerin toplamı, pis şeylerin toplamı gibi bir şey böyle. Ahtapot gibi bir acayip. Tabii herkes almıyor kokuyu. O herkes görmüyor. O görüyor. O pis. Almak istememiş. Onu aldı. Tekrar içeriye girdi. Nasıl bir kokusu varmış? Bütün pis kokuların toplamı. Görüntüsü bütün böyle insanı dehşet veren, dehşete koyan görüntülerin toplamı kadar. Öyle bir pis bir şey ya. Zaten Allah Resulü de yaşlı. Her şeyden gitmiş. Dişleri dökülmüş. Gözleri şaşı olmuş. Kambur olmuş. Yaşlı kadına benzetiyor dünyayı. Hadis bu. Biliyorsunuz. Burada öyle bir tekerleme kullanmıyor. Ey nefsem varım, sana tabi değilim. Bir karşısına koymuş böyle bir sistemi koymuş, bir adamı koymuş. Sen istediğin şeyi ibadet et. Demek ki var içimizde. Böyle şeyler istiyor. İstediğin şeyin peşine düş. Mesela bugün maç var. Bugün akraba şeyim var. Bugün şeyim var. Derse gelemem. Gelemezsen bugünkü dersi ne olacak peki? Ezeli ve ebedi bir daha bu ders yok. Bir dahaki hafta. O bir dahaki haftadaki. Bu haftaki ders geçmiş olsun. Ezeli ve ebedi bir daha yok. Bize oyun geliyor biliyor musun? Kendim için söylüyor. Bu derse gelmeyi sıradanlık zannediyor. Sıradanlık gibi gözükmesinin sebebi Allah'ın merhametinden. Allah'ın merhametindendir ki şey olsun diye. Yani ahiretteki karşılığı gözükürse zaten insan kaldıramaz. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fatih ve Hakim-i Zülcelal'e abd olurum. Merak etmiştim. Niye fatır dedi? Şems, kamer ve arzı bana musahhar eden. Fatır şu, benim anladığım tabii. Bir tane izah ettiklerim benim anladığım külliyattan bulabildim. Fatır şu, zamansız, maddesiz, mekansız, vasıfsız, sıfatsız, modelsiz, nüminesiz, muacelesiz, misalsız, ilk ve son yapan Allah demektir. Fatır. Bizi böyle yapmış. Hiçbir şeye benzemiyor. Hiç kimse kimseye benzemez. Ruh yapı bakımından. Mahlukata hiç benzemez. İnsan Allah'ın yarattığı 18 bin alemine muhalefetun lil havadis cihetinin Allah'ın bu zatı sıfatına aynadarlık ediyor. Zatı sıfatında var ya muhalefetun lil havadis. O hiçbir şeye benzemiyor. İşte biz de hiçbir şeye benzemiyor. Kıyamı bir nefsi var bir sıfatı da değil mi? Onunla var. Bizimle varlık var. Bu cihette aynı da böyle örnek oluyor. Misal oluyor. Fatır bu. Zamansız, numinesiz, misalsız, modelsiz, mukayesesiz, taklitsiz, zamansız, zeminsiz. Deneme yapmadan ilk yapan ama son şeklinde. Fatır bu. Hakim, hikmetlerle dolu. Bütün kainatın hikmetini, ilmini insan denilen tesbih imamesine bağlamış. Bütün alem tesbih gibi imamesi insan. Peygamberimizin bu da hadisi biliyorsunuz imame. Zülcelal niye dedi de Zülcemal demedi. Çok ilginç. Mesela gadaplanıyoruz, sinirleniyoruz ve öfkeleniyoruz. Bu da hayatın enerjisiymiş. Celal enerji olur. Celal bize enerji, motorun enerjisi gibidir. Enerji veriyor. Bunlar insanın lokomotifi, lokomotifin benzini gibidir. Celal. Ve keza kader muhitinden uçan tayyari ömre veya hayat dağları arasında açılan uhdud ve tünellerinden şimşek bari geçen zamanın şimyendiferlerine bindirerek ebedül abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden Halik-i Rahman-ı Rahim'den medet istiyor. Bunu kabire doğru yaklaşan insanda var ya böyle hasta işte tüm olmuş veya işte kanser olmuş. O bilir. Biz biliriz de o hisseder tabii.
Diyor ki bak, kader mühitinden uçan tayyari ömre. Ömür böyle. Uçakla giderken hiçbir yer sabit ve kararlı değil. Yani bulutlar da öyle. Hava şartları da devamlı değişik. Hiç kimse sabit, karar bir şey beklemiyor uçakla giderken. Tayyari ömür. Neymiş? Kader mühitinden uçuyor. Hayat dalları arasından, hayatın dalları var. Açılan uhdud tünellerinden. Şimşek var ya, geçen zamanın şimendiklerine. Oradan girip çıkıyor, girip çıkıyor, girip çıkıyor. Güneş, karanlık işte falan, yağmur. Hop, hop. Hani var ya, tünelden çık, tünele in. Oradan çık, oradan çık. O hadiseden o hadiseye. Şimendiklerine bindirerek Ebedül Abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir. Kabir iskeleymiş. Ebedül Abad. Artık sonsuz bir hayatın iskele. Kabir iske, kabiri iskele söylüyor. Başka yerde de zamana tabut diyor. Tabut. Zamana tabut diyor. Zamana binmek. Zaman içindeyiz ya. Şimdi kabir neydi? Bu akşam mesela yatanlar Ebedül Abad memleketine işte uçakla mı gidecek, trenle mi gidecek, gemiyle mi gidecek, yaya mı gidecek, ne olacak? Bu akşam onlar veriliyor. O da diyor ustad, seni dünyada say ve gayretine bağlıdır. Altıncı sözde değil mi? Say ve gayretine bağlı. Siz olun, gündeki okumalarınızı ve takip ettiğiniz dersleri ihmal etmeyin. 3 defa oldu söyledim. Dersin sonuna kadar da söyleyeceğim. İhmal etmeyin. Hiçbir şartlarda ihmal etmeyin. Fırsat vermeyin. Hiçbir şeye. Dersinizden üstün bir şey koymayın. Koyma. O da seni tutardı. Var ya böyle hadisi kutside bir kabire girer zat diyor kabir. Orada bir şahsiyet göğsünde oturur. Nükelmekir der ki sen çekil de hesap soracağız buna. Çekilmek istemez. Niye çekilmiyoruz? Bu beni diyor dünyada bırakmadığı gibi ben de onu bırakmam diyor. Sonra Cenab-ı Hak devreye girer. Yani kim olduğunu bilmiyor bu. Diyor ki ben bunu, ona soruluyor. Sen kimsin? Bu beni bırakmayan, ben bunun okuduğu Kur'an'ım der. O manaların cisimleşmiş bir insan veya bir melek suretine dönmüş bir mahluk o göğsünde olan. O beni dünyada bırakmadı ki ben de onu burada bırakayım. Bırakmıyor. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki tamam, bunun hesaba çekilene kadar kenarda dur. Ondan sonra hesap verilsin. O gene ona beraber olursun. Ayrılırken diyor ki, diyeceğim şuydu. O zata diyor ki endişe etme diyor, rahat ol. Ne korku vardır ne hüzün vardır bugün senden. Hiç endişe etme. Ben burada duruyorum. Senin arkadaşınım. Ama senin hesabın yok. Ben hesap verirken ben sana yardım edeceğim. Ben senin okuduğun Kur'an'ım diyor. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ihtiyaz etmem. Hiçbir şey. Böyle. Acayip bir şey. Dua, hiçbir şeyi dualarıma. Ancak küre-i arzı hareketi getiren, felek çaklarını durdurmaya ve şems ve kamerin birleştirmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şaykalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabbi Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyor. Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım var. Ve keza kalbime vaki olan en ince, bak kalbime vaki olan en ince, en gizli hatıraları işittiği ve kalbimin muyul meyllerini ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet ebedi vermeye kadir olan Zat-ı Akdes'ten mada başka kimse ibadet etmiyor. Hani ibadet deyince böyle ona döndüm de namaz kılıyorum değil. Yani hayatımın en büyük gayesini hedefime koydum, diğerleri vasıta yaptım. Yoksa dünyanın o küçük küçük şeylerini gaye yapıp da namazı geç kılmak, tesbihatı da terk etmek, derslere gelmemek, tamam mı? Öyle o gün kitap okumamak işte ibadet oluyor. Bir şeyi kaldıran, bir şeyle kalkıyorsa o kaldıran esastır. Kalkan vasıtaydı. Yani din veya hizmet
dertlerimize, sıkıntılarımıza, cenazelerimiz olduğumuz zaman teselli vesilesi olarak görmemek lazım. Din istepne lastik değil. Hayat arabasında lastik patlayınca takılacak bir şey değil. Hayatın kendisidir. Yani zamanı gelince kullanacak değil. Din hayatın hayatıdır. Yani mesela tesbihat yapmadık. Niye yapmadık kardeşim? Kazasını yap. Çok mu ciddi? Kazasını yap. Yani şeyi zaten söylemiyorum. Bir nur talebesi namaz hakkında ama namazı hele en çok nur talebelerinin yapabileceği hata gündelik okuması ve haftadaki birkaç tane dersi. Gitmemezlik yapmamak gerekiyor. Yani basit sebeplerle. Ne sebep olursa olsun ya. Misafir gelsin. O da gelsin. Gelmiyor. Bırak o kadınların içine kalsın. Sen gel. Aynen. Yapmadığım bir şey söylemiyorum. Evet. Dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret müktedirdir. Aciz değildir. Allah Allah. Allah'ın kudretine bak. Dünyayı ahirete kalbetmek, değiştirmek. Böyle bir kudretin sahibimiz var ya. Düşün. Allah neyi ifade ediyor? Geçen işte kaç yerde söyledim, burada da söyleyeyim. 74 yaşında Ege'de bir iş adamı. Adam diyor ki her şeyim var. Bak her şeyim var buna alakalı. Niye mutlu değilim diyor. Badere arabı basma. Şimdiye kadar sormadın. 74 oldum. Bundan sonra ne olacak ki? Niye için her şeyin var da mutlu değilim? Çünkü her şeyin sahibi hayatında olmadı ki mutlu olasın. İslamsız mutluluk olsaydı İslam niye gelsin ki zaten? Ben yeni yeni bir şey anlıyorum arkadaşlar. Sizinle paylaşayım. Yeni yeni. Ahir zaman fitnesi böyledir. Ahir zaman fitnesi şöyledir. Hadislerde veya derslerde duyuyoruz ahir zaman fitnesindeyiz. Ama dışarı çıkınca Gülistan ya. Hakikaten hiç fitne falan yok. Takliden kabul ediyoruz. Ben. Yeni bir şey anladım. Nedir ya? Herkes ahir zaman fitnesine darbeyi yemiş. Bir tanesi ne biliyor musun? Ahir zaman fitnesinde istisnası sende bende. Kafamız kısmen cehenneme dönmüş. Şeyde 288 mektubatta diyor. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Cehenneme gitmeden cehenneme mi gider? Aynı tabi cümle böyle. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Kafa cehenneme dönmüş. Sonra ahir zaman fitnesinin ikinci basını faniler bakinin önüne geçmiş. Basit sebeplerle terk edebiliyoruz. Bu Müslüman'dan bahsediyorum. Zaten kafirde böyle bir şey yok. Demek ki ahir zaman fitnesinin herkese nasıl darbe vurmuş? Abiler kafamızda vehim ve vesvese cehenneme çevirmiş kafamızı. Her evde bak nasıl darbe vurmuş. Huzur yok. Nedir o? Teslim yok. Tevekkül yok, itimat yok, kanaat yok. Kanaat yok. Ne olursa olsun kanaat yok. Ne araba alsan, daire alsan mutlu yok. Ne değilsin? Değilim. Niye huzurlu değilsin? Değilim. Bilmiyorum. Ahir zaman darbesi işte. Kimi tutarsan tut. Pile yerine bas. Mutlu değil. Sıkıntın var. Ya eşinden, ya kızına, ya çocuğuna, ya evinden, ya kendisiyle. Kendisiyle kavgalı. Ahir zaman fitnesinin herkese vurduğu şeyi yeni anladım bu. Kafasında ki herkesin küçük bir cehennemi var. Yanıyor yani, yakıyor bizi. Bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez. Şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap edermiş. Bak ne kadar hoş. Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Mesela marifetullah olmasa diyor, şefkat elemini neyle söndüreceksin diyor. Elemler var ya, bir sürü elemler var. Fırak elemi var. Mukabele görmemek elemi var. Beklentim vardı, olmadı. İnsanlardan beklentimiz yüksek ya, o nispette de sıkıntı çekiyoruz böyle. Evlenince sıkıntımız gider zannediyoruz. Bir evlenince cehennem iki katına dönüyor. Şu olursa şu olur zannediyoruz. Hiç de öyle olmuyor. Dünyaya, Peygamberimiz ne güzel demiş, kalacağın kadar, ahirette bulunacağın kadar ömrünü payet diyor. Dünyada ne kadar kalacaksın? Ne? Ha işte ahirete göre hiç yok zaten. Hiç sıfır, sonsuza göre. Ya. Ama ehemle mühimi, elzemle lüzumu ayırt edersek rahat ederiz. Yani hayatımızda ehemliyetleri, en lüzumları birinci sıraya koyar, taviz vermezsek Allah dünyada da cenneti
vicdanı bir cennet hayatı yaşatıyor. Aa bak burada da diyor. Diyor ki onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Çok onun marifeti oldu mu kabire bakıyorsun, kabir görmüyorsun. Böyle bakıyorsun. Allah Allah. Ebedül abad iskelesi dedi. Hani gemiye binmek için, uçağa binmek için iskele ya. İskele diye gözüküyor. Evet, onun marifeti olmazsa ulum ilimler, fenler ve elde ettiğim şey evhama tahavül eder. Onun marifeti olmazsa ulum evhama. İşte küçük cehennem burası ya. Bakın şu tabire dikkat eder misiniz? Cehenneme gitmeden, tamam belli, gitmedim. Cehenneme gider. E gitmedi ki. Hangi cehenneme gider? Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Ulum, eğer onun marifeti yoksa, o ekonomi, paramız, servetimiz, güzelliğimiz, yakışıklığımız, fenler, bilgiler, kariyerimiz, onu yolunda kullanmasak, ulum evhama tebeddül eder, hikmetler illet ve belalara tebeddül eder. İllet, bak hikmetler, mesela ben doktorlara şaşırıyorum yani böyle. Her an her şey olabilecek bir vücut bilgisine sahip, kendisi nasıl emin olabiliyor? Aklım almıyor. Hani bir derece biz bilmiyoruz yani ne oluyor, neler oluyor, ne bileyim. Ama sana doktor baktığı zaman kazanın içini görür gibi biliyor. Şu olursa bu olur. Her an, ya insan tuhaf değil mi ya? Ne acayip bir mahlukuz. Her an, her şey olabilecek bir sistemin için üstünde oturuyoruz. Nasıl güveniyoruz ya buna? Acayip bir şey yani. Her an her şey dönüşecek. Yaşı yok ha bu işin. Geçmiş olsun diyor. Adam dişinin altından kanser hücresi çıkmış. Ondan sonra yüzünü sarınca anlamış. Haydi bakalım. Şimdi beynini sardı. Ne olacak? Şimdi kardeş bizim. Derse de gelmiyordu. Zamanım yok diyor. Mobilya yetiştiriyordum ya. Ne olacak şimdi? Laz'ın dediği gibi. Hastayım dedi. İnanmadılar. Hastayım dedi. İnanmadılar. Yastığın altına koyma. Hastayım dedim. İnanmadınız. Ne oldu şimdi? Onu öldükten sonra gördüm. Yani ne, anlasan ne olur zaten sen gittin ya. Hikmetler illet ve belalara tebeddül eder. Onun marifeti olmazsa vücut Adem'e inkılap eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere lezaiz günahlara tahavül eder. El fene çek takos kayı var ya çok kabir. Kabire indiriliyor ya. Hiç indirdin mi kimseyi? İndirilmiyor. Hiç indirmen yok mu? O zaman seni indirecek. Hiç akraban kardeşi kimse indirmedi mi? İndirmedim de başlarında durdum da hiç indirmedim. Evet. O acayip oluyor ha içeride orada. Kabire de hiç. İçeri giriyorsun ya. Bir de en yakınını teslim ediyorsun falan bir tuhaf oluyorsun böyle. Böyle her taraftan sesler geliyor. Geliyor. Ama tuhaf oluyorsun o da nimet ha. Hiçbir şey olmayanlar da var ya. Hiç. İndi çıktı eşit. Allah yarabbim. Böyle dalinam yani. Orası hakikaten iskele ya. Bir tuhaf ya. Her şey nasıl bitiyor ya. Bir varmış bir yokmuş. Perde dikiyorlar. Toprak atıyor. Hadi valla. Ne oldu? İşte bakın. Gitti. Ne zamana kadar, nereye kadar gitti? Sonsuz. En fazla senin arkadaşın 2-3 gün, çoluk çocuk işte bir hafta. Ondan sonra lakaralıkla başladı. Sen ezeli ve ebedi oradan başladı. Peki bu ata düzeltme şansı var mı? Sen hiç şey gördün mü? Eski fırınlar var, taş fırınlar. Şu kadar yükseklikte. Şöyle. Kepçeyle ekmek alıyorlar ya, tuğlalı. Fırındaki şeyleri... Hiç gördün mü zaten? Gördün mü? Öyle baktığın zaman şu böyle geniş bir alanda şu kadar 1-2 metre yükseklikte tuğlalar sabahtan akşama yandı ya böyle kıpkırmızı koyuyor şey hemen şeyi hamuru hemen alıyor. Öyle de değil ha. Hiç şansı yok. Hiç demiyor. Ben öyle korkutan şeylerden sevmem de yani bunlar da varmış yani. Gerçi bizimle alakası yok da. İnşallah. Derse kaç defa gidiyorsun haftada? Bu değil, ortalama. Hiç gitmediğinde hafta var mı? Aferin. Tamam, korkma. Bir şey yoksa. Tamam, bir şey yok. Bir şey yoksa değil. Mutlaka gideceksin.
mutlaka gidecek. Bu da tesadüf değil ya. Yani. Bunlar ailece buldular. Biliyor musun kim buldusun? Tamam. Haftada mutlaka hiçbir şekilde öne koyma. Çok önemli ya. Tutunacak başka bir şeyimiz görmedim de ondan diyorum. Tutunacak hiçbir şey kalmadı ya. Hiçbir şeyine gitmedim. Ancak böyle adım adım gidiyorsun ya ilime. Allah Resulü ve Kur'an çok methediyor ya. İlim meclisine gitmeyi çok methediyor ya. Ondan başka tutunacak hiçbir şeyimiz yok ya. Ya hakikaten yok. Yani bir meziyet değil ha derse gitmek. Mecbur. Nasıl tutunacaksın ki? Nasıl tatmin olacaksın? Her şey, her an her şeye hamil olan bir insan, her an her şey olabilecek bir vücut var. Nesine güveneceğim? Hiçbir şey yok. Pat diye gitmiş. Hiçbir şey yok. Nasıl gider? Gitti ya. Ne akla gider? Gidiyor işte. Demek bunun saati, dakikası kim belli değil. Evet, onun marifeti olmasa insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olurlar. Onun marifeti olmazsa, onun adına kullanılmazsa, anlamlanmazsa onun adına beka bela olur, kemal heba olur, ömür heva olur, hayat azap olur, akıl ikab olur. Azapları doğuran, cehenneme sokağına döner, amal ağlama inkılap eder. Arzular sıkıntıya dönüşür. Bir daha. Eğer onun marifeti olmazsa, sonrası ötekisini söyleyecek. İnsanın ahbabı, hub, habib, dostları, sevdikleri ve mal ve mülkü insanı ada ve düşman olur. O hani var ya bize güvendiğimiz o arabalar, paralar. Onlar işte hemen hesaba ilk önce bu giriyor. Ada ve düşman olur. Altında verdiğimiz malın mülkün hesabı var ya. Aynı anda yukarıda varisçiler pay kavgası yapacak. Sana mı düşecek, bana mı düşecek? En az demese bile 1-2-3 gün sonra düşün, mikrop başlıyor yani. Araba olun, ona olur. Babanın evi bana düşer. Tamam yani şurada bir şey varsa. Böyle başlar yani. İşte böyle oluyor. Ben de böyle oluyor da sizde olmuyor. Beka bela olur. Yani beka arzusu, bu istek bela olur. Bitti. Hani beka istiyordum. El fren çek, takoz koy. Kemal heba olur. Yakışıklıydın. Bir sivilce gitti. Sağlıklıydın. Hiçbir şey yoktu. Hiç doktora da gitmedin. Hiç ilaç kullanmadın. Pat hop. Gel buraya. Çok doğal. Ömür heva olur. Hiç. Hayat azap olur. En ağrıma giden şu. Akıl ikab olur. Akıl aklıma bela olur. Aklın, insanın aklı aklına bela olur mu? Akıl bela olur. Aman istekler ya, neler istiyoruz? Yani elimize geçmiyor hayvan olmak. Hayvanda bir şey yok. Hayvan ot ister, su içer, bir şey yok. Ayakkabı yok, gezlik derdi yok. Evlenme derdi yok. Ölüm derdi yok. İmanı kazanma, kaybetme davası da yok. Hayvan olmak lazım dünya için ama elimize geçmiyor. Şimdi tersini söylesin. Evet, Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şey Allah'ın mülkü ve malı olduğuna iman ve izan ile olur. Bir daha. Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da ne demek bu? Allah'a abd ve asker olmak. Çok 6. sözde çok güzel anlatıyor değil mi? 6. sözde. Her şeyin Allah'ın mülk ve malı olduğunu, her şey iman ve izan ile olur. Yani bunu aklı ve vicdanen, izanen, vicdanda bunu hissetmekle olur. Evet, kudret insanı çok dairelerle alakadar bir vaziyete yaratmıştır. Yani semadaki galaksilere kadar, Merkür'e kadar, yerin altındaki madenlere kadar, insaniyet diyor 9. sözde, insanlık bizi kainatla alakadar etmiş. En küçük ve en hakir bir dairede insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar vermiştir. En küçük ve en hakir bir dairede insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar ve iktidar vermiş. Yani mesela nefes alıp veriyorsun. Zannediyorsun ben yapıyorum. Yani
Hangisini sen yapıyorsun ki? Yani almak ne kadar mucize ise vermek de belki de ondan daha mucize. İyi ki Allah'ın meft gibi zatı sıfatı yok. Yuhi ve ümit var ya, dirilten, öldüren. Meft Allah'ın ismasıdır. Ama hay Allah'ın sıfatıdır. Zatı sıfat var değil mi? Sayalım bakayım, meft var mı? Sem, basar, hayat, kudret, ilim, irade, kelam. Hayat var değil mi içinde? Meft yok. Zatı sıfatta kıdem, beka, muhalefetine, orada da yok. Demek ki hayat mefti kapsar. Yani rahmeti gadabını aştığı gibi. Peki hayatın içerisindeki meft nedir? Hayatı anlam kılmak içindir. Mesela Adem Aleyhisselam cennette bekayı bilmiyordu, orada beka olduğunu. Fani zannetti, işte o ataya düştü. Ama baki de baki olduğunu bilmiyor. Faniyi tatmadı ki. Peki o zaman meft nedir? Hayat kadar mahluktur diyor ya. Hayatın nihayetsiz içeriklerinin, mertebelerinin ortaya çıkma zeminidir meft. Hayatın içindedir, müstakil değildir. Sahasını hayat kapsıyor. Onun için o kadar büyük müjde ki şunu anlayan insan için şu söz, şu meft. Meft hayatın içeriğindedir. Meft hayatın nihayetsiz içeriklerinin nihayetsiz meratiplerine ayna olmak, vahidi kıyası olmak, emrin itibari, emrin nisbi olmak, yani içeriklerinin anlamlanıp insana farkındalığına getirmek içindir meft. Ölüm. Ölüm hayata yoktur. Ölüm nefisedir. Kullu nefsin zaykatını. Bedenedir yani. Allah Allah. Ferşten aşağı ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet. Kul ma ya'be'u bikum rabbi ve levla du'a'ukum. Ayet-i kerimesi bu hakikati temir ispat eder. Yani duanız olsaydı. Ne emniyetiniz? Değil mi? Öyleyse çocuğun eli yetişmediği bir şeyi peder ve validesinden istediği gibi abde, ats ve fakri ile Rabbine iltica eder ve halikinden ister. İstiyor yani. Ya Rabbi senin için bu hiçbir şey değil. Yani şu mezarı kaldırmak, merhamet etmek. Senin için hiçbir şey değil. Ama bizim için çok önemli. Ya Rabbi merhamet et. Yani diyebilmek var ya, böyle naz yapabilir. Allah öyle kullardan eylesin ya. Yani böyle mezara böyle yakınlığı koyduğun zaman, ya Rabbi senin adına gelen insanlar vardı ya, böyle misafirler vardı. Şanıma yakışır gibi muamele ettim yani. Ya Rabbi seni anlatmak istedim ona. Seni ahiretini anlattım. Seni anlattım. Gücüm kadar. Gücüm buydu. Bana yakışanı bunu yap. Senin adına gelen bir misafir. Benden de sana bir misafir geliyor. Sen de şanına yakışır gibi muamele yap. Yani değil mi? Bunu Allah diktirdiyse Allah yapacaktır demektir. Böyle muhatap ilahi olmak lazım. Yani davamızın adamı olacağız. Davamızı kendimize göre şekillendirmeyeceğiz. Biz davaya şekilleneceğiz. Adamın davası değil, davanın adamı olacak insan. Dava. Davam diyeceksin. Onun karşısına hiçbir şey koymayacaksın. Fırsat vermeyeceksin. Bu da nedir? Nasıl olur? Samimi olmak lazım. Yani ne gerekiyorsa davana maddi ve manevi elini altına koyacaksın. Merak etmeyin. Fazla uzun sürmez bu. Dişinizi sıkın. Yakında öleceksiniz zaten. Az kaldı. Ciddi diyor. He? Evet. Bir şey kalmadı. Kaç yaşındasın abi sen? Oho. Hani dese, şey için demeyeyim ama
haddi aşmamak adına 63 değil mi? Evet. 63. En fazla hani. Şimdi 7 sene için orada kaybedilir mi? Edilmez değil mi? Vallahi değmez ya. Hocam bir şey söyleyeyim. Ha. Hafta cenaze işte biz. Otobüste. Şey yok. Matem havası yok. Müzik çalıyor. Müzik çalmıyor ama bize de gerek yok. Ha 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 ha. Öyle mi? İstasyonda tutup bir belediye arabasını bir cenaze arabasına bak. Namazdan çok emin. Sizin arabada cenaze var mı? Arabada matem havası yok. Vay be. Matem ağası şöyle dursun. Mezara gömülürken, adam mezara gömülürken nasıl olduysa gördüm. Bir şey, birisine bir şey yazıyor. Ders alma, o kitap okumayı bırakmış. Kabir okumayı. Bir şey yazıyor, ne bileyim. Çok önemli. Çok mühim. Cuma hutbesinde de var. Cuma hutbesinde değil mi? Okurken aşağıda ama aşağıda da şöyle yaparlar bunu. Silerler adamı. Yani ne güzel demiş. 16. sözün Filistesinde var. 16. sözün sonunda da var bu ayet. Cenab-ı Hak diyor ya bu, biz oyun oynamıyoruz diyor. Sayfa 122. İle meyyul aziz. Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. Bir, niye? Dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba gider. Zevalin elemiyle vistalli lezzeti zeval buluyor. Yani dünyanın ömrü hakikaten kısa. Mesela kim ne anlamış? Sen kaç yaşındasın? 30 yıl, ben de 59. Şimdi hiç farkımız yok. Sen de andasın, ben de andayım. Hiç inan bana. Zaten 30 kaç dedi? 32. Geçmişin zaten olmadığı sen de bağ. 60 olsan da hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Uzun yaşama, kısa yaşamanın hiçbir şeyi yok biliyor musun? 1050 sene yaşayan peygamber var. 2000 sene yaşayan. Yani uzun kısalı değil. Doğru yaşamak lazım. Bir saat de yoksa doğru yaşamak lazım. Ya. Dünyanın lezzeti taizi zehirli bala benzer, lezzeti nispetinde elemi de vardır. 3. Seni intizar etmekte, seni beklemekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Ters dönüşüyor. Kuantum fiziğinde de öyle ya. Fizikte bir şey mesela bu bardak bir yerdedir. Birkaç yerde olsa aynı anda mucize olur. Veya keramet olur. Kuantum fiziğinde ise bunun tersidir. Olması gereken bir şey her yerdedir. Bir yerde olması mucize olur. Yani kabir de böyle yani. Dünyanın şartlarını hiç yapmıyor. Paşaydı, erdi. Yok, er kişi niyetine diye cenaze kılınıyor. Paşaydı, paşa. O artık onu buradaydı. Orada sonra cenaze. Er kişi niyetine diye. Cenazeni kılarlar, sararlar beyaz bir şeyi, beni yani. Ondan sonra gidersin. Vay, derslere gitmemişim, az gittim. Vay vay anam vay, çok az. Çok da söylüyorlardı ya, derse git. O kitap da az okumuşum. Vay, ama çok şey istiyorum. Cennete gideceksin ki inşallah. Fakat ezeli ve ebedi. Okumadın, az okudukların orada gözükünce insanı üzülüyor yani. Hadiste söylediği için söyledim. Cehenneme de cennete giden ikisi de iki tayfa da üzülecek. Cennete giden keşke daha fazla yapsaydı. Keşke o şey misafir geldi diye dersi ihmal etmeseydi. Bir şey de söyleyeyim. Galiba bu ayeti tanımlayan bir hadis-i şerif. Komple böyle ama bir mana söyleyeceğim. Allah'ın dinini dert edinenin derdini üzerime alırım diyor Cenab-ı Hak. Evinde dert mi var? Allah'ın dinini şey yap. Orada mesela Ustad Hazretleri diyor ki evde huzursuzluk varsa orada imanı bil ahiret hükmetmiyor.
Öyle diyor değil mi? İmanı bil ahiret. Ahirete iman şuuru olsa herkes haddini, hududunu bilir. Ben şöyle gördüm hayatımda. Rabbim şahit olsun. Allah yalana şahit olsa kafir olur. Mülteka 163. Ben Allah'ın dinini dert edindiğim kadar ya kendimce onu yaymaya gayret ettiğim kadar Allah benim dertimi bana hissettirmedi. Abi mesela bugün. Hac. En yakının ölüyor, gömüyor. Hemen geliyorsun dersin. Elbiseyi çıkartıp geliyor. Ya işte cenaze şeydi. Değil. Peki ne yapıyor? Allah bir cennet gibi bir hava veriyor ki sana anlatamam. Allah bunun sahibi. Ben kimim değil mi? Ben kimim, sen kimsin ki Allah? Güya Allah'ın dinini, davasını bizim gibi zavallı, muhtaç insanların sırtına güya ihsan ilahi tarafından koymuş. Allah ikram etmiş, ikram, ihsan etmiş, lütfetmiş. Allah ile gurur duymak lazım. Allah'tan memnun olmak lazım. Rabbimizden iftihar etmek lazım. Bu nefs-i mutmainedir. Nefs-i mutmaine Allah'tan razı olandır. Ya, teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Başka şey bulursa. Allah'a itimat edeceğiz. Allah'a da kanaat edeceğiz. Allah'ımıza kanaat edeceğiz ki başka şeyler Tanrı ilah olmasın. Kanaat edeceğiz. Seni intizar etmekte, orayı okuduk. Seni intizar etmekte ve senin de suratla ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel ad edilen şey orada çirkindir. 4. Burası çok önemli. Bu şey anlamı yüküyor şu anda. Çok güzel bir tabir kullanacak. Diyor ki düşmanlar ve haşerat-ı mızıra arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasında muvazene kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Diye devam ediyor ama ben şunu sokayım mektubatta. Diyor ki dostlarla fincanın içi da olsan çöl gibidir. Dost ya. Orası sana çöl gibi olacak. Eve uygulayacağız onu. Bak sevgili yani mahbub birbirini seven dostlar var ya dost, samimi. Fincanın içinde olsan bile fincan olur sana çöl. Sahra olur diyor. Öyle diyor. Fincan olur sahra diyor. Sahrada birbirini sevmeyenler bulunsa orası ne olur? Fincan olur. Evde of poflar çekilmesinin sebebinin sırrı bu. İçeride de öyle. Kalp var, ruh var, nefis var. Bir sürü şeyler var ya odundaki oluyor. Çatışmalar niye oluyor çatışmalar? Zıttım gerektiriyor. Şimdi düşmanlar ve haşerat-ı mızıra arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde dünya ve ahireti kıyas edecek. Diyor ki haşerat-ı mızıra arasında bir saat durmak ve dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muvazene kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Çünkü dünya kabir. Şu muvazene diyor. Ne diyor? Haşerat-ı mızıra. Yılan, akrep, çıyan, sırtlan. Onlarla bir saat durmak veya dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak. Şimdi vefat etti. Ne kadar zahirde çirkin. Ustad 232 lemalarda diyor ki ölümün siyah, çirkin, zahirdeki diyor şey peçesine benzemez diyor. O siyah peçenin altında güler yüzlü şeyler vardır, simalar vardır diyor. Yani zahirde çirkin gibi gözüküyor. Kabir ya çamur, mamur işte kardeşim, perdelikler. Bu suretidir. Bakın ölümün sureti bu.
hakikati her şeyin dört mertebesi var ya, dışarıdan içeriye doğru git. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti bu. Kanuniyeti insanda, insanda ne olmuş? Sen ona bak. Yani çünkü bedenini koyduğu gibi değil o. Ya cehennem çukurundan bir çukurdur, ya cennet bahçesinde bir bahçedir. İkisinin ortası yok. Öyle gözüktüğü gibi değil. Ne o gördüğümüz toprak cehennem çukurudur, ne de cennet bahçesidir. Öyle değil mi? Ya cehennem çukurundan bir çukur olur, ya cennet bahçesi mi olur? Cennet bahçesi değil bu. Cehennem çukuru da değil. Demek ki bu değil yani. Ölümün sureti bu. Kanuniyeti nedir? İnsanda ne olmuş? Hakikati nedir? Ahirettir. Mahiyeti Allah'tadır. Ya ölümün dört tane mertebesi. Soğan gibi dışarıdan içeriye doğru sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, her şey böyle. Şimdi demek ki bak, diyor ki haşerat-ı muzira ile bir saat durmak, dost ve büyükler meclisine senelerce durma arasındaki muvazene, kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki, bir saat niye? Dünya hayatı en fazla bir saat. Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki, senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Dostlarına rahat edesin. Ha bitti. Bugün mesela ve bugüne kadar girenler için artık bu şans yok. Ama bizim için bu var, biliyor musunuz? Mesela toprağın altında 120 milyar insan var diyor. Bilimin söylediğini söylüyorum. Bunun 1/5'i iman etmiş. 1/4'ü iman etmemiş. 300 sene, 400 sene, 500 sene, 100 sene yaşayan olup da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, yani veya Muhammed falan veya Resul demeye nasibi olmamış insanlar var. Milyarlarca. Bakın 60 sene yaşamış, bunu diyememiş. Bu fırsatı bir daha var mı? Yok. Ama bizde var hala bu fırsat. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, elhamdülillah. Bu fırsatı veren Allah'a hamdolsun. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Fesubhanallah. Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazlı keremi o kadar büyüktür ki, insana vedia olarak verildiği malı büyük bir semene ile karşılık ile insanda satın alır. Sanki benimmiş. Nerem benimki? İpka ve himaye eder. Bu en sıkıntılı dönemlerinde hatırıma geldi de onu da size söyleyeyim, paylaşayım. İstifade edersiniz inanıyorum. Öyle sıkıntı olduğu zaman, ölümünüz olduğu zaman, dert kederiniz olduğu zaman, Hutbe-i Şamiye'de tarihçede geçiyor ya, bir tünel var. Tünel. Orada ustad bir muallimlerle seyahat ediyorlar Kosova'ya doğru. Şimdi 6 yaşındaki bir çocuk trenin kenarında duruyor diyor. Hatırladınız mı? 6 yaşında. Eğer hatırlamayan olursa, dertlerinizin harika bir şablonudur. Trenin, rayların kenarında 6 yaşında birkaç tane çocuk duruyor. Eski trenlerde kömürle yandığı için üstten alevler çıkıyor. Tünelde olduğu için lamba karanlıkta şiddetli gözüküyor. Şimdi tünelin çıkışında 6 yaşındaki çocuk bekliyormuş. Tren de çocuğu görüyor. Aman ha, sakın ha, ben geliyorum der. Tünelden bağıra bağıra çıkıyor. Alevler atıyor. Gözler fal taşı gibi açılmış. Yemeğe geliyorum senin gider gibi. Çocuk oynuyor mu? Oynamıyor. Ne diyor lisan-ı haliyle? Yoluna bak diyor. Sen bir hakimin emrindesin. Dizginsin onun elinde. Sen bana dokunamazsın diyor. Onun için kıpırdamıyor. İlmin getirdiği teslimiyetle rahat ediyor değil mi? Doğru itikat, Allah'a itimat ve kanaat, teslim ve tevekkül de hadiselerin yuları Allah'ta olduğunu izan ediyor insan, hissediyor, fikrediyor ve rahat ediyor. Demek ki onun elindedir her şey. Ben iyi anlatamadım ama oraya bir bakın. O çocuğa o güveni ne vermiş? Doğru itikat vermiş. O güveni doğru itikat etmiş. Doğru yorumlamış olayları. Ama gene altında da söylüyor. Herkülü Yunani, Rüstem-i İrani o zaman meşhur olmuş. Zatlar treni görmeselerdi
kenara dursalardı, tren öyle gelseydi durabilirler miydi? Fırlalardı değil mi? Ulan bizi yemeye geliyor falan diye. O çocuğa o şeyi kanaati veren, teslimiyeti veren bu sisteme itimadıdır, itikadıdır. Kainat da sistemle çalışıyor. Kanseriyle, ölümüyle, yaşlısıyla, derdiyle, kederiyle, mutluluğuyla, evliliğiyle, çocuğun doğmasıyla, çocuğun ölmesiyle, her şey böyle. Bu sistemin içinde onun dizgin elinde her şey. İtikat ne kadar edersek fikren, hissen, duygu ve latife o kadar rahat ediyoruz. Son şeyim. Fesubhanallah, Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazl-ı kerimi o kadar büyüktür ki insana vedia olarak verdiği malı büyük bir semene ile insandan satın alır, ipka ve himaye eder. Eğer insan o malı temellük edip Allah'a satmasa büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı uhdesine almış oluyor. Halbuki kudreti taahhüde kafi gelmiyor. Çünkü arkasına alırsa beli kırılır. Eliyle tutarsa kaçar tutulmaz. En nihayet meccane fena olur gider. Yalnız günahları miras kalır. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Üstad 126'da da diyor ki ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de çok kıymet ver. Tam tersi verme diyor değil mi? Evet, ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. O kadar. Ama dünya cihetiyle, vastalık cihetiyle bakmak lazım, gayret etmek lazım. Geceniz mübarek olsun abiler. Evet, hatim duasını siz yapın, ben gideyim. Ben de orada okuş yapacağım. Yeni gelenler ve yeni katılanlara bir fiili ders olsun diye söyleyeceğim. Başka gayrı. Bakın, ben cenazeyi gömüyorum. Ondan sonra tabii aşağıda olduğum için çamaşırlar kirleniyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Eve geliyorum bir yere, elbiseyi çıkarıyorum, başkasının elbisesini giyiyorum. Bir çorba içiyorum zaten. Ve derse geliyorum. Ve şimdi oraya gidiyorum tekrar. Bunlar ne demek istiyorum? Derse hiçbir bahanen olmaması lazım. Bak şimdi. Bunu bir şeyi göstermek değil, fiili bir şey olsun. Bir salim böyle terbiye ediyor, terbiye etmiyor diye demez. Ne bahanen olursa olsun, bahane değildir, bilesin. Bu seni bırakmaz bu vicdan. Hiçbir şey haftada birkaç tane dersine gelmeye mani olmamalı. Her gün 5-10 dakika okumaya mani olmamalı. Bu beni böyle imtihan etti. Sizi de imtihan etti şimdi. Ha, benim kardeşim. Öz kardeşim. Yani cemaattan birisi değil ha. Kardeşim. Evet. Gömüyorum. Derse geliyor. Cenaze evine gitmiyorum daha. Evde şimdi tabii kıyamet kopuyor. Şimdi bu için ders mi olur? Herhalde tabii oralar şuna alt üst olmuş. Ve bekliyorlar da hoca Kur'an okuyacak bir şey anlatacak da yani herkes matem. Ama benim dersim var. Bir ay önce söz vermiş. Benim dersim var. Misafir geldi. Gelmiyorum. Öyle bir bahanem yok. Olsun diye söyledim. Bak Allah'ın davasını dert edilirse Allah da bizim derdimizi kendi üzerine alır. Hiçbir bahaneyle dersinizin önüne geçmemesi için söyledim. Başka bir gayem yok yani. Amin. Selamun aleyküm.